Evet. Akın Işık Türkiye'ye geliyor. Kim lan bu Akın Işık Musa? Söyle bakayım. Bildiğim kadarıyla uluslararası bir kaçakçı müdürüm. Aferin. Ne diye meşhurdur bu Hasan? Köstenceli Akın. Bravo, bravo. Şimdi İstanbul'da ne kadar 5 yıldızlı otel varsa, ne kadar kral dairesi varsa araştırıyorsunuz. Bu adam nerede kalacak buluyorsunuz. Emredersiniz müdürüm. Bana bakın. Aman ha, gözünüzü dört açın. Bu gelen adam kebapçı Celal'le buluşacak. Hayırdır Mert? Senin de çok hoşuna gitti bakıyorum. Gitmez mi müdürüm? Sonunda kebapçıyı dürüm yapacağız desenize. Bunu sevdim. Köşeye yazdım ben. Hadi göreyim sizi. Ne duruyorsunuz? Hadi en ufacık bir gelişmeyi bana haber veriyorsunuz, tamam mı? Hadi, 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 hadi. Hadi. Musa. Anadolu yakasını sen al, Avrupa bende, olur mu? Tamamdır. Mert aradı, acil buluşmamız lazım dedi. Seni de istedi. Allah Allah. Niye çağırdı ki bizi buraya? İçimizdeki haini bulmak için. Yusuf senin misafirinin kim olduğunu öğrenmiş. Geleceğini biliyor. Aklın ışığı mı önermiş? Nasıl? Sakladık ismi. Baba, demek ki bir sızıntı var. Kimler biliyordu? Sadece üçümüz. Başka? Başka kimse yok. Üçümüzden başka Akın Işık ismini bilen yok. Benim için mi yoksa? İş işte Sarp. Konuşmasak. Hediye ne peki? Merak ettim de. Bir altın çakmak. Üzerine de baş harfleri olacak. İyi düşünmüşsün. Ben düşünmedim. Bizim yeni şoförün aklına geldi. Kızım bu organizasyon işini bizzat sen yaptın değil mi? Araya kimseyi karıştırmadın. Kızım.
kimse bilmiyor değil mi? Yavrum niye susuyorsun? Cevap versene. Duymuyor musun? Kızım, kim biliyor Akın Işık ismini? Otel organizasyonu tek başına yaptın değil mi? Asistanın ya da başka biri haberdar mı? Konuşsana! Dilini mi yuttun? Hediye ne peki? Merak ettim de. Bir altın çakmak. Üzerinde de baş harfleri olacak. İyi düşünmüşsün. Ben düşünmedim. Bizim yeni şoförün aklına geldi. Onu düşünüyordum. Hayır, kimse bilmiyor. Şaka mı bunlar ya? Nereden biliyor o zaman Yusuf Müdür Akın Işık'ı? Nasıl biliyorlar beş yıldızlı oteli? Bunu sen söyleyeceksin Mert. İçeride olan sensin. Yusuf'un nasıl öğrendiğini bize buldu. Onun kafasındaki tilkilerin kuyruklarını birbirine dola. Tamam dert değil, kuyrukları dolarız. Sen bana şunu söyle. Bana olan güveninde bir problem mi var? Sen gücenmişsin. Ama şakası yok yaptığımız işin. Allah istedim. Başkaları bizim aramıza giremez. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Kimliğimdeki doğum günü bile sana rastladığım gün. Tamam ben o sızıntıyı bulacağım. Ama senin Akın Işık işini iptal etmen lazım. Öyle bir şansınız yok. Her şeye rağmen gelecek mi adam? Daha da fazlasın. Sevkiyatı yapmak zorundayız. Baba. Sevkiyat mı var? Baba çok tehlikeli. Herkes senin peşinde. Yapmak zorundayım. Akın Işık'a sızıntı oldu. Duruyoruz diyemem. Riskse risk alıyorum. Başka çarem yok. Melek, senin neyin var? Olaya canım sıkıldı. Sıkma canım. Hiçbir dert kalıcı değildir. Bunu sayende çok iyi biliyorum baba. Evsiz bir çocuğa rüya gibi bir hayat yaşattın. Her şey senin için. Şimdi işimize bakalım. Yarın ilk iş yeni bir beş yıldızlı otel ayarla. Yeni bir kral dairesi ve üç oda tut. Misafirimiz ve adamlar için. Tamam. Hadi bakalım.
Ne yapıyorsun? Kendine gel! Ne olur, niye? Niye yapıyorsun bunu? Şerefsiz!